Hadi kızım. Biz gidelim artık. Tamam. Burada bizi ilgilendiren bir şey kalmadı. Tamam, gidelim, gel. Hadi. Geçmiş olsun. Haziran. Anne. Haziran kızım, iyi misin canım? İyiyim ben, iyiyim. Bekliyoruz işte. Sen de duydun tabii. Burası İstanbul değil. Küçücük yer. Herkesin her şeyden haberi olur. Ya inanamıyorum ya. Torunu gidiyor, adam dövüyor. Bu gelmiş burada hastane koridorunda bize bağırıyor. Ne güzel ya. Bu adının sahibi sen misin he? Bana bak. Benimle konuşurken sesini yükseltme sakın. Aliye teyzeciğim hadi. Aliye teyzeciğim hadi, hadi. Dur sen bir dur. Hep senin torunun yüzünden ya. Torunun yüzünden ne yapacaksın? Sen de o adamı dövdüğü gibi beni mi döveceksin he? Ya biz hep hastaneleri mi düşeceğiz? Bütün belalar bunların yüzünden geldi zaten başımıza. Zeynep abla, Aliye teyze, bakın hastanedeyiz, yapmayın. Ay sen bir sus. Senin bu kızın geldi bu adanın huzurunu bozdu zaten. Allah Allah. Biz ne güzel mutlu mutlu yaşıyorduk. Mahvettiniz herkesi. Herkesin hayatını zindan ettiniz. Tamam Aliye teyzeciğim, hadi lütfen kavga etmeyelim. Siz hadi. Siz buradan gittiğiniz gün davullu zurnalı şenlik yapacağım. Daha çok beklersin sen. Anasına bak, kızını al zaten. Maşallah. Yeter. Yeter. Siz ikiniz de benimle geliyorsunuz. Hemen şimdi. Şimdi dedim. Siz hiçbir yere gelmiyorsunuz. Kızım. Anne. Beni dinleyeceksiniz, sözümü de kesmeyeceksiniz, tamam mı? Bizi artık rahat bırakın. Poyraz'ı da, beni de rahat bırakın. Biz artık büyüdük. Kendi kararlarımızı kendimiz verebiliriz. Siz de bizi rahat bırakacaksınız, tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz artık, birbiriniz mi gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama... son kez söylüyorum, bizi rahat bırakın. Normalde bu tür bilgileri paylaşmıyoruz biliyorsun. Doktor hasta gizliliği sebebiyle. Tabii tabii, anlıyorum. Ama siz de biliyorsunuz ki İdil benim çocukluk arkadaşım. Ve bu durumu gelip sadece bana anlattı. Benimle paylaştı. Yani ne babasıyla ne başka bir yakınıyla. O yüzden ben en azından bileyim hastalığını, ona göre yardımcı olmaya çalışayım. Amacım bu. Anladım. Yani tahlillere, tetkiklere devam ediyoruz. Henüz kesin bir teşhis koymadık ama... gelen ilk sonuçlar iyi değil maalesef. Nasıl yani? Gerçekten ölümcül bir şey mi? Poyraz, metanetli olman lazım. Üzme kızı. Hem moral önemli biliyorsun. Ayrıca dün bir çocuğun kafasını yarmışsın. Olacak iş değil yani. Haklısınız. Kim o çocuk? Oyuncu falan mı? Oyuncu falan değil yani bildiğim kadarıyla. Vallahi hepimiz öyle bir inandırdı ki numaracı. Geldi hiç kıpırdamıyor falan, böyle gözleri kapalı. Korktuk biz. Meğerse şuuru falan açıkmış. Yalandan yapıyormuş. Poyraz. Poyraz yaşıyor mu? Poyraz ha? Dur, 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 dur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin, sağ ol. Geçmiş olsun evlat. İyi misin? Fena olmuşsun ya. Taş kafayım ben abicim, bana bir şey olmaz. Hava çok sıcak, güneşte fazla gezme. Git dinlen. Hadi eyvallah, bakalım. Eyvallah. İyi okumalar abim. Merhabalar. Geçmiş olsun çocuğum. Sağ ol ablacığım. Nasıl gidiyor işler güçler? İşlerimiz çok keser. Hadi ya. O zaman ben bir şey alayım da işler açılsın. Buyurun. Buyur, şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Hadi rast gelsin. Geçmiş olsun Batu. Çok sağ ol ablacığım, çok sağ ol. Batu geçmiş olsun. Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Çöp tenekelerini sen hallettin değil mi? Yok be abim, ama sizin işiniz görülmüşse ne mutlu size yani. Allah senden razı olsun. Hepimizden canım abim, hepimizden. Poyraz da bizim oğlumuzdur. 10 numarada bir delikanlıdır. Ama işte... Ama derken? Kötü hadiseler oldu geçmişte. Hmm. Poyraz'ın iyiliği için sır olarak kaldı. Ha, sen şeyi diyorsun. Boş ver şimdi, takılı kalma. Ama barışın siz Poyraz'la, aynı şeyleri yaşamayalım. Tabii abim, tabii. Ablacığım ben bunu alıyorum. Al tabii, al.